Merhabalar efendim, ben Hakan Meriçliler. O ne diyor da sorularınızı yanıtlamak için buradayım efendim. Hemen hiç vakit kaybetmeden giriyorum. Hemen ilk kağıdı aldım. Abi seni bir keresinde telefonda konuşurken duydum. Bağıra çağıra küfür ediyordun. Tersin çok mu pis? Evet, tersim çok pistir. Gerçekten tersim çok pistir. Biraz çapkın olduğunu iddia ediliyor. Biraz mı? Biraz falan değil. Epey çapkın birine benziyorsunuz öyle mi? Arkadaşlar burada bu sorunun sorulmasına çok sevindim. Size yemin ediyorum ki vallahi billahi ben çapkın değilim. Vallahi ben bunu anlatamıyorum ama ben çapkın bir insan değilim. Bakın şu yüze. Hiç çapkınlık yapacak birine benziyor muyum? Evet mi? Bacak boyunuz kaç ayol? 2 metre falan mı? Bacak boyum 1.24. Yeni nesil teknolojiyle aranız nasıl? Berbat. Ali filminin vizyon beklentisi nedir? Kaygısı vizyon mudur? Ali filminin kaygısı yoktur. Şu anda karşımda yönetmenim de var. İnanın festival film tadında bir film yaptık. Biz çok severek çalıştık. Bütün teknik ekip, yönetmen, hatta Amasra'da çektik filmi Amasra halkı olarak. Yolda bile bunu konuştuk. Sıcağı sıcağına söylüyorum. Hiç böyle bir takıntımız, beklentimiz hiç yok. Tabii ki seyirciler izlerse biz memnun oluruz onlar adına. Abi, ambiyans diye bağırır mısın? Seni mi kıracağım Uğur? Ambiyans! Sesçinin kulakları zedelenmiş. Abi, en son ne zaman gidip bir yerlerde ekmek arası köfte yedin? Yoksa ünlüler bizim gibi ekmek arası yemez mi? Sana bir söyleyeyim mi? Aradığın adam burada kardeş. Bundan tam 4 gün önce Beşiktaş'ta saat 2.42 sıralarında Kartal'ın devamındaki yolda çok güzel ve soğanlı köfte ekmek yedim. Gerçekten beni yani haftanın 7 günü orada beklersen birinde görürsün. Sesinin tahrik ettiği insanlar var mı? Beni tahrik ediyordu. Vay. Ne yalan söyleyeyim. En beğendiğim oyunculardansınız. Başarılar. Sadece başarılar mı diliyorsun? Neden burada telefon numaran yok? Çok teşekkür ederim. Bu hayatı yaşıyor musun abi? Bu hayatı öyle bir yaşıyorum ki koçum. Bütün ömrünüz tiyatro ile mi geçti? Başka mesleklerle de uğraştınız mı? Bütün hayatım tiyatro ile geçmedi ama en çok tiyatroyu sevdim. Lise 2'de karar vermiştim. O dönemde bir meslek daha vardı kafamda. Otellerde çalıştım. 5 yıldızlı otellerde çalıştım. Turizmi çok sevdim. Eğer oyuncu olmasaydım, bunu da ilk defa söylüyorum, kesinlikle turizmci olurdum. Bize sizden hiç beklemeyeceğimiz, duyunca şaşıracağınız bir özellik söyler misiniz? Mesela pasaklıyım desem hiç şaşırmazsınız değil mi? Pasaklıyım. Bir özelliğim ne olabilir? Bir hiç beklemediğiniz bir özelliğim. At yarışı hayatım boyunca hep haftada bir kere hep oynarım. Hiç tutturmuşluğum yoktur. Ali filminde mide kanserine yakalanmış bir oğlunuz var. Böyle bir durumdaki bir babayı canlandırmak çok zor olmalı. Role girmek için neler yaptınız? Kendinizi izlediğinizde rolün hakkını verdiğinizi düşündünüz mü? Bu rolü oynarken Ali filminde daha önceden beni hiç görmediğiniz bir Hakan Meriçliler göreceksiniz. Role hazırlanırken kendi oğlumla çok büyük bir empati kurarak role hazırlandım. Psikolojik olarak sete çıktığımızda artık ben rolü oynamaya çok hazırdım. Ali rolünü oynayan Gürbey İleri'ye baktığım zaman gerçekten oğlumu görüyordum. O yüzden bu filmde sorunun devamına gelirsek, evet ben kendimi gördüğümde gözlerimde ne kadar gerçek olduğunu gördüm. Yalan Dünya dizisinde hem çok itici oldum ama iticiliğe bile bir karizma katmayı nasıl beceriyordun sevgilim? Orada şöyle bir şey oldu. Evet adam çok itici başladı diziye. Fakat ben değerli yazardan şey rica ettim. Bu adamın insanlaşması için 4. bölümde sanırım bu adamı ağlatsak, bu adamı böyle yalnız bir adam olduğunu vurgulasak diye bir ricam olmuştu. Sağ olsun kırmamıştı. O 4. bölüm çekildikten sonra kahramanımız içip ağladıktan, kendini yalnızlığına bahsettikten sonra oradaki rol kişisini değerli halkın bağrına bastı. Çünkü biz her zaman mazlumları severiz. Ali filmiyle alakalı ipuçları verebilir misiniz? Tabii şu anda Ali filmi vizyonda. İpucu derken sadece şunu söylemek isterim. Çok gerçek. Biliyorsunuz sinema hep bir kurgudur. İşte romantik komediler var, bir takım filmler var ama bu film gerçek. Bu film gerçek olduğu için söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Gerçek. Merhabalar. Sizinle en son Kadıköy Belediyesi'nin tiyatro bölümünde karşılaşmıştık. Binbir Gece Masalları adlı bir tiyatro oyunu oynuyordunuz. Hala buna devam ediyor musunuz? Ve Türkiye'de tiyatronun yeri nedir? Ne değerdedir? Teşekkürler. Evet, bunu hala devam ediyoruz. Biraz az oynuyoruz. Hande Subaşı ile oynamaya devam ediyoruz bu oyunu. Türkiye'de tiyatronun değeri şu anda son 10 yıldan bir tiyatro. Türkiye'de çok hareketli, çok renkli, çok genç, çok yetenekli meslektaşlarım da var. Özel tiyatrolar çok güzel işler yapıyorlar. Televizyonun bu kadar kan kaybetmesi tiyatroya çok yarıyor. Bu anlamda gerçekten tiyatromuz müthiş gidiyor.
Hayatınızda sahip olduğunuz en önemli rol model veya akıl hocanız kim ya da kimler? Aslında benim arkadaşlar hiç rol modelim olmadı. Akıl hocam da olmadı. Ben yalnızım çocuklar. Efendim, sorularınızı yanıtladım. Ben burada olmaktan çok mutlu oldum. Umarım siz de bu yanıtlardan tatmin olmuşsunuzdur ya da mutlu olmuşsunuzdur. Bu ara lütfen beni birazcık seviyorsanız Ali filmine gidin, seyredin. Beraber o duygulanımı paylaşalım. Çok öpüyorum.